Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LGS'de %100 gelecek olan bir konu öğreneceğiz arkadaşlar. Yazım kuralları konusunu öğreneceğiz. 2023 LGS'de, 2022'de, 2021'de, 2020'de, 2019'da, 2018'de her sene mutlaka bu konudan soruyorlar. Tabi dil bilgisinin olmadığı yıllarda bu konudan soru gelmedi ama şimdiye kadar toplam 4 farklı sınavda yazım kurallarından soru geldi. Ve bizim de hedefimiz nedir Tomuş Eylül benim? LGS hocam. Harika. O zaman LGS'de hiçbir soruyu kaçırmak istemiyorsak... Türkçe'de mutlaka bu konu cebimize atmamız gerekiyor, çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bugün sizlerle birlikte yazım kuralları ile alakalı direkt LGS ışığında çalışacağız. Yani 2018'de, 19'da, işte ne bileyim 21'de, 22'de hangi yıllarda sordularsa onların üzerinden neler sormuşlar, neler sorabilirler kazanımlara göre gideceğiz. Zaten sizler de günlük hayatınızda böyle telefonlarınızla mesajlaşırken veyahut da elektronik posta atarken... Instagram'da, Whatsapp'ta mutlaka yazım kurallarına dikkat ederek atın arkadaşlar. Ama sallar nasıl olsa demeyin. Böylece ne yapmış oluyoruz Tonguç Eren Dilimize sahip çıkmalıyız. Harikasın. Hem dilimize sahip çıkmış oluyoruz hem de çaktırmadan da... LGS'ye çalışmış oluyoruz. Harikasın. Yani bir taşta iki kuş ...bir şekilde yakalamış oluyoruz... ...birincisi hem dilimize sahip çıkıyoruz... ...dilimizi korumuş oluyoruz... ...hem de LGS'ye de çalışıp oluyoruz... ...hiçbir mesajı yazım hatası yapmadan atmaya çalışarak... ...yani sen atarken böylece... ...Instagram'da ya da Whatsapp'ta... ...ben burada yazım hatası yaptım mı diye bir kontrol ettirdiğin zaman... TDK'den ya da işte öğretmeninize sorduğunuz zaman konuyu güzel bir şekilde öğrenmiş oluyorsunuz. O zaman arkamıza yaslanalım. Hızlı bir şekilde başlayalım. Bugün aynı zamanda sizlere görevlerimiz olacak. Tüm dersler soru bankamızdan aynı zamanda işte e, test 30'u e, zoru bankasından dinamodan çok güzel ödevler de vereceğiz. Zaten yazım kuralları ile alakalı ne kadar çok soru çözüp ve ardından da ne kadar çok hata yaparsanız o kadar konuyu pekiştirmiş oluyorsunuz. O zaman intromuz girsin. Hızlı bir şekilde önce büyük harfler sonra D, K, Mi sonra kısaltmaların yazımı sayıların yazımı yazımı hepsini güzel bir şekilde öğrenelim ve bu konuyu cebimize koyalım. Hadi bakalım. İkinci dönem planlı programlı olmak isteyenler. Burada. Yazılılardan yüksek not almak isteyenler. Burada. Okul derslerini eğlenceli hale getirmek isteyenler. Burada. O zaman Tonguç Kap 3. sezon heyecanında sen de yerini al. Şimdi tonguçakademi.com'a gel, ücretsiz kayıt ol, takımınla birlikte bu maceraya katıl. Evet arkadaşlar ilk başta Büyük harflerin yazımıyla başlıyoruz. Özel isimler büyük yazılır. Öyle değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Bunu zaten hepimiz ta ilkokuldan beri biliyoruz. Yani ilkokul 1 2 3 4 5 6 7 şimdi 8'deyiz. Artık bunu öğrenmemiz gerek yok. Ama gel TDK'nin örneklerini yani Türk Dil Kurumu'nun web sitesindeki kılavuzundaki örnekleri buraya yazdık ki sınavda da benzeri gelirse oradan çıksın diye. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı bu soruları hazırlarken, LGS soruları hazırlarken mutlaka TDK'nin kılavuzundan faydalanıyor. Oradaki örnekleri soruyor. Dolayısıyla sizler oradaki örnekleri de bir kez okuyup ardından da soru çözdüğünüzde konuyu çok güzel pekiştirmiş olacaksınız. Şimdi Ahmet, Tekir, İslamiyet, Türk Dil Kurumu, Almanca, İlk Çağ bak ayrı yazılıyor ve her ikisinin ilk harfleri büyük. Kuzey Kıbrıs, Galata Kulesi, Taksim Meydanı... ...bunu mesela üniversite sınavında sormuşlardı. Venüs gezegeni, Rusya, Tanzimat dönemi, İngiliz... ...burada gördüğümüz her bir kelime özel isim... ...ve özel isimler büyük harfle yazılıyor. Yön sözcükleri isimden önce olursa... ...mesela Kuzey Avrupa dersen K'yi büyük yazıyorsun ama... Avrupa'nın kuzeyi dersen K küçük yazıyorsun. Demek ki yön sözcükleri isimden önce olursa büyük, isimden sonra olursa küçük yazıyoruz. Yer isimleri büyük fakat il, ilçe, köy, kıta küçük. Mesela Beşiktaş ilçesi derken iyi küçük yazıyoruz. Avrupa kıtası derken K küçük yazıyoruz. Ve hatta mesela diyelim ki Üsküdar dedin tamam mı? Üsküdar ilçesi derken yine iyi küçük. İstanbul ili derken İstanbul'un iyisi büyük. Ama ilinin iyisi küçük oluyor Tonguç'um. Akrabalık bildirenler küçük. Ayşe teyze. Ayşe senin teyzense o biz ilgilendirmez. Onu küçük yazacaksın. Deniz, Nehir, Göl isimleri. Dicle Nehri. Neyi büyük yazıyoruz? Önünde tarih varsa yani sayı varsa gün ve aylar büyük yazılıyor. Mesela Ocak ayında doğmuş. O oyu küçük yazabilirsin ama 13 Ocak Cuma dediğinde oyu da C'de büyük yazacaksın. Mesela okul Ocak'ta gez düzenleyecek. İyi güle güle gezin. Ama buradaki oyu büyük yazamazsın. Ama okul... 17 Ocak'ta deseydi o zaman büyük yazacaktı. Değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Harikasın. Şimdi devam ediyoruz. Saygı sözleri, ünvanlar, lakaplar büyük harfle başlıyor. Gazi Mustafa Kemal Paşa dediğimizde bak Gazi'nin G'si, Paşa'nın P'si büyük harfle yazılıyor Tonguç'um. Devlet, din, dil ve mezhep adları büyük harfle. İngiltere, Müslümanlık, Türkçe, Katolik. Gezegen ve yıldız isimleri büyük harfle. Ay, Mars, Güneş, Neptün. Deniz Nehir Göl Boğaz isimleri büyük harfle. Süphan Dağı'nın D'si. Fırat Nehri'nin N'si büyük harfle. Mahalle Meydan Cadde adları büyük harfle. Taksim Meydanı Güler Mahallesi. Kurum Kuruluş adları büyük harfle. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, Cumhuriyet Bayramı. Yapı adları büyük harfle. Sivas Kalesi'nin K'si. Kız Kulesi'nin K'leri hep büyük harfle yazılıyor Tonguç'um. Akrabalık bildiren sözcüklerin küçük harfle olduğunu söyledik. Ayşe teyzenin T'si küçüktü. Burcu Ablan. Ablanın ismi Burcu ise tamam. Onu büyük yazacaksın özel ismi ama ablamın A'sı küçük. Özel isimlerden sonra gelen tür adları küçük harfle. Giresun fındığının F'si. Van kedisinin K'si küçük harfle. İl ilçeyi zaten söylemiştik. Sivas ili, Hafik ilçesi, Çatpınak köyü, Asya kıtası bunların hep küçük yazıyoruz. Şimdi özel ada dahil olmayan dergi gazeteleri küçük harfle yazılıyor. Mesela millet gazetesi dediğin zaman G'yi küçük yazıyorsun. Türk dili dergisi dediğin zaman D'yi küçük yazıyorsun. Niye? Çünkü Türk dili dergisinin adı Türk dili. Millet gazetesinin adı millet. Ama resmi gazete yazarken Resmi gazetenin adı resmi değil ki. Resmi gazetenin adı resmi gazete. O zaman bunu R'de, G'de büyük yazıyorsun Tonguç'um. Para birimleri büyük harfle başlamıyor. Lira, kuruş, dolar, euro bunları hep küçük yazıyorsun. Özel adar yerine kullanılan O zamiri büyük harfle başlamaz. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanıdır O dediğinde buradaki O'yu küçük yazıyoruz. Özel adın yerine kullanıyorsun. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından işte Sütçü Man ya da Ali Sahip Ur Savaşı söylüyorsun belki ama fark etmez küçük yazıyorsun. Şimdi geldik D, Ki ve Mi'nin yazımına son yıllardaki LGS sorularına baktığımızda hep bu konuyla alakalı yani D'nin yazımıyla alakalı sorular geldiğini görüyoruz. 2023'ü, 2022, 2021'i, 2020 sınavın geldiği gelmediği bütün seneleri inceledik ve D'nin yazımına dikkat ettiğini gördük Milli Eğitim O yüzden burada dikkatli olacağız sonucum. Şimdi D'yi cümleden çıkarabiliyorsak ayrı yazıyoruz. Bu konuyu sen anladın mı diyebiliyorsun. Bu konuyu sen de anladın mı diyebiliyorsun. O zaman ayrı. Demek ki çıkabiliyorsa cümleden çıkabiliyorsa Ayrı yazıyoruz Tonguç'um. Ayrı yazıyoruz. Bugün sende kalacağım. Bugün sen kalacağım diyebiliyor muyuz? Hayır hocam. O zaman bu, bu sefer bitişik yazacağız. Bak bugün sende kalacağım derken... ...bugün sen kalacağım diyemiyoruz. Cümleden çıkaramıyoruz D'yi. O zaman bitişik. O zaman yazıyorum buraya. Çıkamıyorsa... ...D cümleden çıkamıyorsa... ...o zaman bitişik yazıyoruz Tonguç evladım benim. Geldik Ki'ye. Şimdi D bittim. Ki'de ise... Ki'nin olduğu yere lereki getirebiliyorsan, lereki getirebiliyorsan bitiş yazıyorsun. Lereki getiremiyorsan ayrı yazıyorsun. Mesela seninkiler diyebilir miyiz? Evet Bak, hocam. O zaman bu bitiş yazılıyor. Seninkiler diyebiliyorsun. Bak buraya yazıyorum. Seninkiler diyebiliyorsan bitiş yazıyorsun. Peki duydumkiler diyebilir miyiz? Diyemeyiz hocam. O zaman bunu ayrı yazıyorsun. Bak duydumkiler olmuyor. Duydum ki ler dediğimizde olmadığı için bu ayrı oluyor. Demek ki ki'den sonra lereki gelemiyorsa ayrı. Gelebiliyorsa bitişik. Tabi burada şu da var Son bahçem dediğimiz bir şey var Yani sanki, oysaki, mademki, halbuki, belki Bunlara leriki gelsin ya da gelmesin hiç yazılıyor Bunlar kural Mi'ye baktığımızda mi daim ayrı Teyzem size gelecek mi dediğinde Buradaki mi soru eki ayrı yazılıyor Güzel mi güzel bir ev Şirin mi şirin bir çocuk Çalıştı mı başarır dediğimizde hep ayrı yazıyoruz Burada beni neden dinlemiyorsun demiş Buradaki mi zaten olumsuzluk eki Bunun herhangi bir şekilde soru eki mi ile alakası yok O yüzden zaten bunu bitişik yazdık Geldik bir tane soruya sınavda gelmiş bir soru ekranları baştaki arkadaşlarımızla Tonguç'um sen de dikkatli bir şekilde çözüyorsunuz ve ardından da ben cevabı söylüyorum şimdi siz videoyu durdurduğunuzda çözmüşsünüz gibi düşünüp hemen cevaba geçiyorum DEDA'nın yazımı yanlıştır diyor ne yapıyorduk Ddayı cümleden çıkarabiliyorsak ayrı çıkaramıyorsak bir çıktı. radyodaki ses mi beni etkiledi bilmiyorum belki batmakta olan akşam güneşi diyebiliyorum o zaman burada DEDA'nın yazımı doğru çünkü ayrı yazmış bir sıkıntı yok Balkonumuz bir uçtan bir uca hurdalarla dolu olduğu için öyle oturulabilir bir yer değil. Öyle oturulabilir yer de değil diyebiliyorsun. Bak öyle oturulabilir bir yer değil. Öyle oturulabilir bir yer de değil diyebiliyorsun. O zaman bunu ayrı yazması lazımdı. Burada bir sıkıntı var gibi. C'ye bakalım. Türkiye çevrenin korunması amacıyla 11 Ağustos 1983 tarihinde çevre kanunu yürürlüğe girmiştir. Olmuyor. Buradaki değil bir şey yazman lazım. Şuna bakalım. Türkiye'de çevrenin korunması amacıyla 11 Ağustos 1983 tarihin çevre kanunuyla girmiştir. Olmuyor. Bunda bitişki yazman lazım. İkisinde bitişki yazmış. Burada bir sıkıntı yok. D'ye bakalım. Yöre namı bilinen çelikli pehlivan 65 yaşında olmasına rağmen çok dinç görünüyordu. Bunu hatırlamıyorsun cümleden. Bu bitişki yazılması lazım. Yöre namı bilinen çelikli pehlivan 65 yaşın olmasına rağmen bu da olmuyor. Bu da bitişki yazılması lazım. Demek ki burada D'yi, burada D'yi, burada D'yi, burada D'yi, burada... Deyi, burada D'yi doğru yazmışlar. Atılabiliyor ayrı atılamıyorsa bitki yazmışlar. Ama burada atılabildiği halde bitki yazmışlar. O zaman yanlış yazmışlar. Cevabımız Bursa seçeneği oluyor. Tonguç evladım benim. Şimdi geldi başka bir soruya. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinin yazımı doğrudur diyor. Hem büyük harfler hem de her şey var. Yine sınavda gelmiş bir soru. Balıkçı teknesi güneş doğarken balıkçıları alarak yola çıkmış olmalıydı. Şimdi eğer bu gezegen ismi olsaydı veyahut da işte bir yıldız ismi olsaydı yani işte dünya güneşin etrafında dönüyor deseydi orada G büyük yazardın coğrafi terim olsaydı yani. Ama bu güneş doğarken derken güneşin e, ısısından bahsediyor. Yani bu coğrafi terim değil. Dolayısıyla buradaki G küçük olmalı Tonguç Eladım benim. Burada yazım hatası var. Limandaki tekneleri dalgın bakışlarıyla gözden geçirdi Fırtına Kağan. Şimdi bu bunun unvanı yani buna bir lakap takmışlar Fırtına Kağan diye. O zaman buradaki F büyük olmalıydı. Aslında o güne kadar her gün onlarca tekne yolcu etmişti. Her gün ayrı yazılır. Her gün her şey. Bak şuraya yazıyorum. Herkes bitiş yazılır Tonguç Eladım benim ama her gün ayrı yazılır. Her şey ayrı yazılır. Devam ediyorum. Bir şey ayrı yazılır. Bunları bir öğreneceğiz. Oğluna bir an içinde olsa bu havada balığa çıkmasaydınız demediğine şan olmuştu. Şimdi oğluna bir an için olsa bu havada balığa çıkmasaydınız demedi nefşan olmuştu diyebiliyoruz. Şuraya bakalım. Şu D'yi kapatıyorum. Oğluna bir an içinde olsa bu hava balığa çıkmasaydınız demedi nefşan olmuştu. Bu cümle oldu mu seninle çonguç evladım benim? Hayır hocam. O zaman bu bitiş yazılmalıydı. Bu da bitiş yazılmış. Bunun bitiş yazılması mantıklı olmuş. Bunun da ayrı yazılması mantıklı olmuş. O zaman Denizli seçeneğinde herhangi bir yazım yanlışı yok. Dolayısıyla buranın yazımı doğru. Şimdi başka bir sınav sorusu yine beraber inceleyelim. Bu parçadaki yazım yanlışını bulunuz demiş. Bakalım. Şimdi 1897 yılının Nisan ayı. Bak neyi büyük yazmış tamam. Niye sayı var çünkü. Nisan ayı başlarında Ömer Şevki Bey. Bey büyük yazmalıydı. Oğlun o günlerde subay çocukları için açılan Eyüp Sultan Askeri Lisesi'nde. L'yi büyük yazmalıydı. Özel bölümü yatılı olarak yerleştirir. Yeni usule göre öğretim yapılan bu okul eğitim dili Fransızcaydı diyemiyorsun. Bu okulda eğitim dili Fransızcaydı diyorsun. O zaman bunu bitişki yazması lazım. Bu okulda demesi lazım. Burada cümleden çıkaramadığımız DDA'yı bitişki yazmamız gerektiğini bir kez hatırladık. Özel isimlerde de büyüklük küçüklere dikkat etmiş olduk. Geldik sayıların yazımına. Sayıları daima ayrı yazıyoruz sonuç. 15 ayrı. 150 ayrı. İşte yaş 35 yolun yarısı eder demiş şair. 35 ayrı. Sıra sayılarına şuna dikkat ediyoruz. İkinci derken böyle yazabilirsin. İkinciyi böyle de yazabilirsin. Böyle de yazabilirsin. Ama sakın şöyle yazma. Mesela 2 inci diye yazma. Niye? Çünkü ikinin içinde zaten i var. Veyahut da hem iki hem nokta hem böyle neyecek. bu da olmaz. Bak bu yanlış bu yanlış. Burada şunu da göstermek istiyorum Tonguç Elad'ım benim. Bak şimdi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, işte on iki, yirmi, elli diye yazıyorum. Bunları neden yazmış şimdi anlayacaksın. Şimdi bir, bir inci diyebiliyorsun. Üç, üncü diyebiliyorsun Tonguç Elad'ım benim. 4 diyebiliyorsun. 5 inci diyebiliyorsun. 8 inci, 9 uncu, 10 diyebiliyorsun. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ama bazı kelimeler var ki, bazı sayılar var ki sonuna zaten i harf var, ı harfi var. Dolayısıyla bunu 2 inci değil de ikinci diyorsun. 6 inci değil de 6. diyorsun. 7 inci değil de 7. diyorsun. Devam ediyorum. 12 inci değil de 12. diyorsun. 20 bak sonunda gene i var 20. diyorsun. 50 50 diyoruz. Burada bu tarz sonunda iyi olan sayılara dikkat etmen gerekiyor. Tonuç Ela'dım benim. Devam ediyoruz. Üleştirme sayıları üçer diye yazılıyor ama asla böyle üçer şeklinde yazamıyorsun. Bir de sayılara getirirken ünsüz benzeşmesi. Kur'an'a dikkat ediyoruz sonuçum. 1985'ten yazımı doğru mu? Evet hocam. Tamam. Niye? Çünkü 85 D değil, 85'te olması lazım. 13'den değil, 13'ten olması lazım. Onu da şuraya göstereyim arkadaşlarımızla beraber öğrensinler. Şimdi 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye yazdık ya. Bir de diyebiliyorsun Tonguç Elan benim. Ya da 2'de ya da 6'da, 7'de, 8'de görüşürüz, 9'da görüşürüz, 10'da buluşuruz diyebiliyorsun. Bunlar D'de alabiliyor. Ama 3'ün sonu Ç ile bittiği için 3 T oluyor. 4'ün sonu T ile bittiği için 4 T oluyor. 5'in sonu T ile, bittiği için 5 T oluyor. Demek ki şurada iyili sayılara dikkat edeceğiz Tonguç'um. Burada da sonu 3, ee, 4 veya 5 ile biten sayılara dikkat edeceğiz Tonguç Elazığ benim. Çek ve senetlerde zaten bitiş yazıyoruz. Şimdi mesela aşağıdaki cümlenin hangisinde bir yazım yanlışı vardır demiş LGS'de. Biz de bunu sizlerle paylaştık. Çayın hikayesi yaklaşık 5000 yıl evvel Çin'de başladı. Sence burada yazım hatası var mı Tonguç Elazığ benim? Evet hocam. Harikasın. 5000 ayrı yazılmalıydı. 5000 sayılar ayrı yazılır. B'ye bakalım. Efsaneye göre İmparator Shen Nung, bir öğle istirahatindeyken hizmetkarları içmesi için ona bir kapta su kaynatıyorlardı. Bu sırada bir tatlı rüzgar sıcak suya birkaç çay yaprağı düşürdü. İmparator bu suyu içince öyle beğendi ki çay bir içecek olarak keşfedilmiş oldu. Bak beğendikler diyemiyoruz. O zaman ayrı yazılması lazım ayrı da yazmış. Burada da bir sıkıntı yok. Burada D'yi atamıyoruz. Bir yazması lazım bir yazmış. Yani burada sadece sayıların yazımıyla alakalı bir hata var. O yüzden de cevabımız seçeneği Tonguç Herhalde mi? Sorular yerim. çok kazıkmış hocam. Hayır hayır. Çalıştığımızda sorular rahatlıkla yapılacak seviyede. Yani LGS'de çıkan sorular mesela şu soru. Yazım sayılar ayrı yazılır diye öğrendin mi? Ardından birkaç tane soru çözdün mü? Gittin soruları pekiştirdin mi? Dinamo'da da biz buna benzer birçok soru yakalamıştık. Bu sorunun aynısını 5000 diye yakalamıştık. Zoru Bankası'ndan tüm derslerden çözdün mü? E ardından da sınavda karşına bu gelince şak da yapıyorsun. Dolayısıyla sorular kazıkmış eleştirini kabul etmiyorum. Geldik kısaltmaların yazımına. Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılması yapılır. TBMM yani Türkiye Büyük Millet Meclisi. TDK yani Türk Dil Kurumu. KB Kutatku Bilik. TK Türk kültürü. TD Türk dili. B Batı, D Doğu, GB Güneybatı, KD Kuzeydoğu şeklinde yapıyoruz. Ancak bazı kısaltmalarda kısaltmanın akılda kalabilmesi için yeni bir kelime oluşturma amacı güdülür. Mesela TÜBİTAK Botaş, tömer. Burada kelime oluşturulmuş sanki. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getiren eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. TBMMY diyoruz yani. Türkiye Büyük Millet Meclisi N değil de TBMMY. Türkiye Radyo Televizyonu'ndan değil de TRT'den diyorsun. Türk Hava Yolları'nda değil de THY'de diyorsun. Burada en çok şuna dikkat et. TDK veyahut da TTK veyahut da MHK. Bunları TDK'nın işte TTK'nın MHK'nın diye söyleyip yazanlar var. Bu skandal, bu yanlış. TDK'nin, TTK'nin yani Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Merkezi Hakem Kurulu. Bunları K diye okuyorsun. TDK'nin, TTK'nin, MHK'nin diyorsun. Bunu üniversite sınavlarında iki farklı yılda sordular. LGS'de soracaklarını düşünüyorum. Dikkatli olun arkadaşlar. Kısaltması büyük harflerle yapıldığı halde bir kelime gibi okunan kısaltmalar getiren eklerde kısaltmanın okunuş esas alınır. Aselsan da bu taşın NATO'ya şeklinde. Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılıyor. Yani M, K, MKG. İlk iki kural dışında kalan kelime veya kelime gruplarının kısaltmasında ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler esas alınıyor. Mesela ink İngiliz yani. Av avukat, SF sıfat gibi. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınıyor. Yani M'yi KG'den kilogramdan daha doğrusu metreyi kilogramdan kuruşun gibi. Sonuna nokta bulunan kısaltmalarla üst işaretli kısaltmalara gelenekler ekler kesmeli ayrılmaz. Almancadan İngilizceyi metrekare derken ayırmıyoruz sonuç. Um. Şimdi gelip bir de ayrı veya bitiş yazılanları sorabilirler. Üniversite sınavlarında bunu çok soruyorlar. LGS'de şimdilik fazla sormadılar ama bunu da göstermek istiyorum. Şimdi gök cisimleri ayrı yazılıyor Tonguç'um. Kuyruklu yıldız. Ulaşım, çevre yolu, hava yolu. İşte ee, işte bitki adları, çörek otu, kuş üzümü, hayvan türleri, köpek balığı ayrı yazılıyor. Ara yönlere burayı birazdan göstereceğim. Ara yönlere baktığımızda güneydoğu kuzeybatı bitişik yazılıyor. Huzurevi, postane, kitabevi bitişik yazılıyor. Alt üst eğer soyut anlamda ise bitişik yazılıyor. Akşamüstü, bilinçaltı bitişik yazılıyor. Mecazlaşanlar, kuşburnu. Kuşburnunun kuşun burnu alakası var mı? Yok hocam. O zaman bitişik yazılıyor. Deve tabanı bitişik yazılıyor. Bunlar hep renk. Bu da bir bitki biliyorsun. Başlar bitişik yazılıyor. Baş ekim, baş aktör bitişik yazılıyor. Pekiştirmeler bitişik yazılıyor. Sapsarı, masmavi, bembeyaz. Şimdi buraya dikkat edelim. Bileşik fiillerde ses olayı yoksa ayrı, ses olayı varsa bitişik yazılıyor. Bak şimdi mesela hatta burada göstereyim. terk fark hak af zan. Şimdi terk etti derken ses olayı olmadığı için ayrı yazıyorsun. Fark etti ayrı yazılıyor. Hak etti ayrı yazılıyor çünkü ses olayı yok ama affetti dediğimizde ya da zannetti dediğimizde affetti dediğimizden bir ünsüz süremesi var. Zannet dediğimizden bir ünsüz süremesi var. Bunları da mutlaka bitiş yazıyoruz. Tonguç Eladım benim. Bir de şunu da söyleyelim. Mesela diyelim ki güler yüz dediğin zaman güler yüz. Burada er eki kelimeden önce gelen yani ilk kelimeye geldiyse ayrı yazılıyor. Güler yüz diyorsun mesela. ve hatta ne diyelim mesela bilir kişi diyorsun mesela bak bilir kişi. Burada bu ara önce gelirse ayrı yazılıyor. Ama konuk sever dedin ya bak. Ereki bu sefer ikinciye geldi. Konuk sever ya da yardım sever dedin. O zaman bitiş yazıyoruz. Tonguç Eylade benim. Buraya da dikkat et. Şimdi gelelim bir de yazımı karıştırılan sözcüklere. Şimdi el ele, göz göze, baş başa art arda. Bunlar hep ayrı yazılıyor. Dolayısıyla art yazıyorsun sonra da arda yazıyorsun. Tıraşta ı var Tonguç Eylade benim. Tıraş. İngilizce bir kelime değil. Tıraş. Madem ki halbuki çünkü bunlar hep bitiş yazılıyordu. Buna dikkat ediyorduk. Madem ki. Espride Esprit diye yazıyoruz. Maalesef bir tane iyi e var. Bunu yabancı bir kelime olduğu için dikkatli yazmamız lazım. Müracaatta Tonguç Eladi benim sonda iki tane A var. Müracaat diye yazıyoruz. Stajyerde ise stajyer Fransızca bir kelime. Bu bu şekilde yazılıyor. Seyahat değil de seyahat şeklinde yazıyoruz. Seyahat şeklinde yazıyoruz. Koleksiyonda bir tane L var Tonguç'um. Koleksiyon diye yazıyoruz. Eşortman diye bir şey yok. Onun yerine eşofman diyoruz Tonguç Ali Hap şurmak değil de hap şırmak şeklinde söylüyoruz Tonguç Ali Unvan eskiden unvan diye yazılıyordu ama yeni kılavuzda 2024'te ünvan şeklinde geldi Tonguç'um. Yalınmış değil de yanılmaktan yanılış olduğu için Şöyle yazıyorsun. Yanılmak yanlış diyorsun. Ama mesela yalından yalnız onu yalın yalnız diye yazıyorsun. Yani yalnız diyorsun. Yanlış diyorsun. Erezyon değil de erozyon şeklinde yazmamız gerekiyor Tonguç'um. Hukuka değil de bu yabancı bir kelime olduğu için sonu yumuşama olmuyor. Hukuka diyoruz. Söylerken hukuka diyebilirsin ama yazarken hukuka diye yazman lazım. Kılavuzda aynı tıraşlık gibi arada ı var. Kılavuz diyoruz. Orijinalde İki tane i var orijinal diyoruz. Herkes diye söylesek bile kulağımıza öyle gelse de herkes yazıyoruz Songuç'um. Istırap değil ızdırap şeklinde bir kelime var. Her şey şey daima ayrı yazılıyor. Her şey bir şey iyi şey güzel şey kötü şey bunlar hep ayrı yazılıyor. Sürpriz kelimesine baktığımızda da yine sürpriz şeklinde yazmamız gerekiyor Tonguç'um. Kravatta ise ilk başta A yok. Kravat şeklinde yazıyoruz. Tonguç Eladim benim. Şimdi gel bir de ikilemeleri ve pekiştirmeli sözlerini yazmana bakalım. İkilemeler daima ayrı yazılıyor. Adım adım, gide gide, tıkır tıkır, üç beş, çoluk çocuk, yarım yamalak hep ayrı. İsim durum ekleri ve iyilik ekleriyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılıyor. Göz göze, baştan başa, dişe diş, ucu ucuna. Hani az önce vardı ya art arda daima ayrı. Sıfat veya zarf görevindeki pekiştirmeli sözler şekilde yazılıyor. Büsbütün, çepeçevre, dümdüz, masmavi, mosmor, paramparça, sapasağlam, sırılsıklam, yapa yalnız, güpe gündüz bunlar hep Bitişik yazılıyor. Şimdi gel istersen şu DDA'nın yazımıyla alakalı bir alıştırmamız var onu yapalım. Okul bahçesinde halk oyunları oynadık diyor. Şimdi okul bahçesinde halk oyunları oynadık diyebilir miyiz? Diyemeyiz hocam. O zaman bu yanlış yazılmış. Burada hata var. Konya'da Mevlana Türbesi var. Konya Mevlana Türbesi var diyebiliyoruz gibi ama bu Konya özel ismi olduğu için Konya'da demen lazım. Bu bitişik yazılması lazımdı ve doğru yazılmış. Spor salonuna hafta iki defa uğrar. Haftada demesi lazım. Yanlış yazılmış. Arabayı satıp tarlama alsak? Arabayı satıp da tarla mı alsak diye biliyorsun. O zaman bu doğru yazılmış. Ödevleri odasını yapar. Olmuyor. Ödevleri odasında yapar demesi lazım. Bitişik yazılması lazım. Zaten bitişik yazılmış. O zaman bu doğru. Karşıdaki ev oturuyoruz. Olmaz. Karşıdaki evde oturuyoruz. Bunun bitişik yazması lazımdı. O yüzden burada da yazım yanlış yapılmış. Tonguş şey herhalde benim. Bir de kilere bakalım. Aşağıdaki cümlenin hangisi de kiler doğru yanlış işaret edilmiş. Şimdi evden çıkacaktık ki şemsiyesini unuttuğunu fark etti bak. Çıkacaktık kiler diyebilir miyiz? Hayır hocam. O zaman bu ayrı yazılması lazımdı. Yanlış yazılmış. Güneş gökyüzündeki sayısı yıldızlardan biridir. Gökyüzündekiler diyebilir miyiz? Evet hocam. O zaman bitiş yazılması lazımdı ama ayrı yazmış. O zaman bu da yanlış. Bahçedekiler diyebilir miyiz? Evet hocam. O zaman bitiş yazılması lazımdı. Ayrı yazmış. Yanlış yazmış. Seninkiler diyebiliriz. Bitişik yazmış. O zaman bu doğru yazmış. Dallarda o kadar çek var kiler. Var kiler diyemeyiz. Ayrı yazılması lazım ama bitişik yazmış. Yanlış yazmış. Elindekiler diyebilir miyiz? Evet hocam. O zaman bunda yine Bitişik yazması lazım ve bitişik yazmış. Doğru diyoruz Songuç'un. Şimdi konumuzu çok güzel bir şekilde bitirdik. E, dersimizin sonunda meydan okuma testimiz var. Oradan mutlaka kendini bir kez daha e, test et Songuç'un. Tüm dersler Soru Bankamızdan, Zoru Bankası'ndan, Dinamo'dan mutlaka bu konuyla alakalı soruları çöz. Çünkü bu kitaplardaki sorularla biz birçok sınavda soru yakaladık. 2024 LGS'de yakalayacağız. O yüzden dikkatli ol. Belki de dejavu hissi yaşayacaksın. Ha ben bu soruyu çözmüşüm diyeceksin. Güzel güzel çöz. Eğer yap, hata yaparsan da mutlaka zaten kitaplarımızda biliyorsun kare kodlar var. Oradan soruların çözümünü uzman hocalarından izle Tonguç Eylül benim. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın yorumları yollayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize LGS'de başarılar. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.